Merhaba. Yeni bir video serisine başlıyorum. Psikolog İzzet Güllü olarak bugüne kadar meslek yaşamım içerisinde video hazırlama vesaire dışında neler yaptım? Hangi kişisel mücadeleleri verdim? Hem tarihe, kişisel tarihime not düşmek hem de insanlara belki örnek olur. Duyarlılık noktasında pek çok insanı sorumluluk almaya ve harekete geçmeye teşvik eder bir motivasyon kaynağı olur diye böyle bir video serisi hazırlamaya karar verdim. Yıllar önce kliniğimizde çalışırken öncelikle kekemelik adlı problemde bazı sorunlar tespit ettim. Bizler bu konuda üniversitede yeterli bir eğitim almadık. Yani bir kekemelik problemiyle nasıl başa çıkılır, kekemelik probleminde hangi teknik nasıl uygulanır noktasında yeterli bir eğitimden geçirilmedik. Dolayısıyla yetersiz kaldığımızı gördüm. Sonra bir küçük araştırma neticesinde bu yardımın birçok ilde, özellikle belli merkezlerde çok fahiş fiyatla sunulduğunu gördüm. 1500, 2000, 3000 lira gibi. Hatta köyden ineğini satıp çocuğunu bu yerlere götüren bir kişiyle de karşılaştım. Hemen bu yerlere irtibata geçtim. Dedim ki, biz devlet hastanesinde çalışan psikologlarız. Biz özel bir merkez işletmiyoruz. Dolayısıyla insanların bize ulaşımı çok daha kolay. Birçok insan bu problemden mağdur. Sizin şehrinize gelip sizden çok yüksek ücrete bu yardımı görmeleri imkansız. Sizden ricamız, bu metodu bize anlatın, öğretin. Biz de bunu hastanemizde uygulayalım. Birçok insan fayda görsün, size de dua etsin. Emin olun, arkadaşlarımız buna yanaşmadı ve bize bu yöntemi parayla satmaya ya da bu ücreti, bu eğitimi bize çok fahiş bir ücret karşılığı vermeyi teklif ettiler. Hemen tamam dedim, kalsın. Araştırdım. Gece gündüz araştırdım. Sonunda onların sahip olduğu bilginin daha fazlasına ulaştım ve bunu detaylı bir makale haline getirdim. Özellikle psikologların paylaşım yaptığı belli platformlarda bu bilgiyi paylaştım. Böylece bilgi tabana yayıldı. 3-5 insanın elinde olmaktan çıktı. Bilgideki bu tekel ortadan kalktı. Dolayısıyla bilgi yerelleşti. Herkes tarafından ulaşılabilir hale geldi. Emin olun, aradan az bir süre geçti. Artık bu ticaretin, bu ahlaksız ticaretin yapılmadığını duyumsamaya, görmeye, hissetmeye, bu yönde duyumlar almaya başladım. Tabii ki burada kastettiğim bu merkezlerin insanlara verdiği kekemelik terapisi değil. Tabii ki özel yerler olabilir, insanlar bu yerlerden yardım alabilir. Ancak meslektaşlar arasındaki ticaretten bahsediyorum. Bu ticaret ortadan kalktı. Çünkü bilgi tabana yayıldı. Birçok kişi tarafından bilinir, dolayısıyla uygulanır hale geldi. Alanımda daha başka neler yaptım? Bunları da kısa videolar halinde anlatmaya, sizlerle paylaşmaya, bir anlamda hasbihal etmeye, dertleşmeye inşallah devam edeceğim. Şimdilik hoşça kalın.